31 Mart 2024 seçimlerinden sonra ilkin yola başladı. Çökmüş ve çukurlaşmış yolları sağ olsun Sayın Valim, İl Başkanım onlar yardımcı oldu. Şu an yama yaptık. İleride özel idarenin bünyesinde bulunan Palent faaliyete geçtiğinde inşallah yol hem genişleyecek hem beton asfalt olacak. Yani yoldan başladınız. Evet, yoldan başladık evet. Halı hazırda şu an halı sahamız var bitmek üzere. İnşallah okulumuza hediye edeceğiz, hibe edeceğiz. Onun hemen üstünde voleybol ve basketbol. Onu da bitirmiş bulunmaktayız. Öğrencilerimiz için, yavrularımız için elimizden geleni yapacağız. İnşallah geçen ay Gençlik ve Spor Bakanlığımızla görüştüğümüzde benim talebim bir gençlik merkezi oldu. İnşallah kısa zamanda o da onaydan çıktıktan sonra belde gençlik merkezine kavuşacağım. Gökçeada'da sorunlar şu. Hani ben hizmet için geldim, hizmetkar olmaya geldim. Gökçeada'nın çevresini değiştireceğim. Bir sürü sorun var. Temel sorunları işte söylediğim gibi yoldur, sudur, doğalgazdır. Bir düğün salonu projem var, mesire alanı projem var. Servis sıkıntısı vardı, onu giderdim. Hani şimdiki belediyenin bünyesinde bulunan araçlar hepsi hurda. Onları en kısa zamanda ihaleye çıkarıp elimden çıkaracağım. İnşallah en iyisini garajımıza dolduracağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan halı sahaldık, voleybol, basketbol, Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan bir kepçe, sıfır bir kepçe. İnşallah en kısa zamanda o da gelecek. Su arazisi gelecek. Bir tane çöp kamyonu geldi. Şu an belediyenin garajında duruyor. İnşallah peyderpey araç getireceğiz, sıfır araç. Tabii ki oldu. Olmaya da devam edecek. İnşallah en kısa zamanda Gökçeada'nın çevresini değiştireceğim. Şu an bağ yollarında ana alterlere doğalgaz çekilmiş. İnşallah geçen hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza, Sayın Vekilime, İl Başkanlığına gittiğimizde projemi 3 mahalle için projemi ben sundum. Yeni Mahalle, Bağlar Mahallesi bile koşmuyor. Ana alterlere çekilmiş ama aralar hep kalmış. İnşallah en kısa zamanda bütün beldeyi doğalgaza kavuşturacağız. Bağ yolları şu an mevcut paketleri söküp bir yerde toplayıp ondan sonra bağ yollarını da değerlendirmeyi düşünüyorum. En azından hani burası da Gökçeada üzerinde oldu. İsmi de üzerinde. Bağ yolları önemli. Belde insanları için kimi fıstık bağ yollarının yani olması gerekiyor. Su sorunla ilgili bir çalışmamız var. Yani çok şükür şimdiye kadar işte sondaj istedim. Tabii ki özellikle Sayın Valim ve Sayın Vekilim bayağı bir katkısı oldu, desteği oldu. Buradan sizin aracınızla ben Sayın Valime, Sayın Vekilime çok teşekkür ediyorum. Ve ilgili arkadaşlara, emeği geçenlere buradan şükranlarımı, saygılarımı sunuyorum. Özellikle Sayın Valimize, Sayın Vekilime. Şu an sondaj çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah güzel bir su çıkarsa belde susuzluktan kurtulacak. Tabii ki ilgili bakanlıklara gittiğimizde şimdiye kadar çok şükür Sayın İl Başkanım olsun, Sayın Vekilim olsun, Sayın Valim olsun. Yani her türlü desteklerini, katkılarını sunuyorlar bana. İnşallah onların katkılarıyla beldenin çevresini değiştireceğiz. Beldeyi güzel bir belde haline getirmeyi ben düşünüyorum. Önemli olan hizmet etmek. Biz de hizmetkar olmaya geldik. Şu ana kadar ben kimseyi ayırt etmedim. Bu belediye bütün Gökçeada'nın. Bana bir emanet verildi. O emanete ben sahip çıkacağım. Onların hizmetkarı olmaya geldim. Şimdiye kadar kimseyi ayırt etmedim. Bundan sonra da etmeyeceğim. Herkes benim için eşittir. Oy veren, vermeyen herkes benim için eşittir. Onların hizmetkarı olmaya geldim. İnşallah da olacağım. Güzel şeyler katacağız beldeye.